Serdar hoş geldin. Hoş bulduk. Artık dinozorlardan sonrayı sağ olsun bize kapılarını açan Tasarım Atölyesi Kadıköy'de yapıyor olacağız. Seninle buraya taşınmış olduk. Sağ olsunlar tek telefonla hemen gel istediğin gibi kullan dediler. Böyle stüdyovari bir alan olarak güzel, çok farklı, ilginç etkinliklerin yapıldığı mimari alanında çok fazla tasarımcının burada yer aldığı genç, özellikle çok genç bir kadrosu var. Buradan genç kadrodan tanıdığım Duygu ve Batur'a da senin müsebbib olmanla beraber teşekkür etmiş olayım. Aslında burası eski bir sinema. Özen sineması. 1970'lerde Özen sineması adını alıyor ama tarihi çok daha eski. Evet. Yel Değirmeni'nin sinemasıymış. Sonradan böyle bir işte belediyenin alıp dizayn ettiği, film gösterimlerinin de yapıldığı bir alana dönüşmüş. Çok böyle hoş işlerin yapıldığı. Hatta benim de kaç kez burada belgesellerimin gösterimini yaptığım, söyleşiler yaptığım bir yerdi. Böyle bir atmosferde iyi bir sinemacıyı, güzel bir sinemacıyı çok sevdiğim bir dostumu ağırlamak da benim için çok büyük mutluluk ve onur. Şöyle gireyim yani eski sinemalardan hazır söz açmışken son dönemde sinema yani sinema salonları, sinemadan kastım o sinema salonları gitgide azalıyor mu? Bir şeyler oluyor, bir kayboluyor, dijitale çok kayıyor. Bir de bu sektörü domine eden işte milyon milyon izlenen adamların hepsi de dijitallerle çok yüksek gelirli anlaşmalara imza atıyorlar. Dolayısıyla sinemacıların, sinema salonlarının yavaş yavaş öldüğünü görüyoruz. Buradan bir sohbete başlamış olalım dilerim. Sen ne düşünüyorsun? Ya evet, aslında bu çok büyük bir problem. Sadece bizim değil, yani dünyada da bir problem bu aslında. Yani bir şeye evrildi, evrilecek. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Yani tabii ki. Çünkü dijital zaten birdenbire hayatımıza girdi ama özellikle pandemiden sonra işler daha da bir başka bir şeye dönüştü. Pandemi bazı şeyleri hızlandırdı gibi hissediyorum. Çünkü o bir sene içinde işte hatta 1,5 sene içinde pandemiye uygun bir takım şeyler, planlar yapılması, ona uygun bir şeyler yapılması bir anda ortamı çok değiştirdi. Tabii ki film yapım işi çok zaten pahalı olduğu için bizde de bir türlü bağımsızlara destek yeteri kadar olmadığı için yani bağımsız sinemacıların tek desteği Kültür Bakanlığı. Yani kimse de sponsor olarak bağımsız sinemaya destek olmuyor zaten. Onlar da hep gişe filmlerine destek oluyorlar. İşte gişecilerin hepsi birdenbire dijitalde yüksek şeyli anlaşmalar yaptılar. Dolayısıyla salonlar nasıl dönecek? Bilmiyorum. Gerçekten ben de bilmiyorum. Yani bunu pandemiden sonraki festivallerde de bulundum, katıldım. Oradaki sinemacı dostlarla, arkadaşlarla, bu işi yapan insanlarla da konuştum. Onlar da tam olarak bilmiyorlar aslında ne olacağını. Dolayısıyla bu sinema salonları biraz sekteye uğradı o kesim. Peki şuraya geçmiş olayım. İnsan ne yapıyorsa yapsın bir başkası üzerinden değerlemek, yaşamak zorunda. Bunu belli etmek zorunda. Giydiği elbisesinden, konuştuğu sözcüğünden, bildiği bilgisinden, fikrinden bir başkasının üzerinden değerlemek zorunda. Ve toplumsal alanda kendi beğeni ya da değerleri üzerinden de bir sanat, oluşan sanatı takip ediyor ve dolayısıyla ne oluyor? Bir sinemaya gidiyorsun, çıktığında işte bir ya da arada konuşuyorsun, ediyorsun, bir sosyalleşme alanı sağlıyor. Sinemanın bu, yani bu dijital ortamda, evinde her şeye ulaşabilir haldeyken aynı sinema mı olacak, aynı izleyici mi olacağız, aynı insan mı olacağız acaba? Nasıl bir şey olacak orada? Evet, ilginç. Ya başka bir şey olacak başka gibi. Başka bir şey, kesinlikle. Şimdi o yüzden mesela festivaller bizim için çok önemlidir ya. En büyük nedenlerden biri de bu diyebilirim. Festivalde bütün oraya gelen o insanlarla o havayı yaşamak, solumak, toplu halde izlemek, sonra hemen tabii ki onun dedikodusunu yapmak, fikir alışverişini. Fazla bilet aramaya çalıştığımız anları biliyorum. Yani tabii, aynen. Gişenin önünde beklediğimiz mutlaka boş bir yer bulunur ya da yandan aradan girmeler. Tabii bunlar festivalin güzel tarafları. Oradaki değerlendirmeler de farklı oluyor. Gerçekten toplu izlendiği zaman bir sürü paydaşın olduğu bir ortam oluyor. Gazetecisi var, kameramanı var, görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, işte ışıkçısı. Ama bunlar çok güzel şeyler aslında. Özellikle o işin içinde olan insanlar için. Yani bir şeyin nasıl okunduğuna dair onlarca fikir duyuyorsun, onlarca bakış açısı duyuyorsun. O yüzden çok özel bir ortam oluyor. Ha, bunun böyle dedikodularının ya da ne bileyim sürtüşmelerin olduğu kısımlar da vardır ki o da güzel yani. Dahil bence de kesinlikle yani. Orası besleyen bir şey. Ama şimdi
Evinde. Evinde tek başına oturup izlediğinde hani ne olacak? Sen yine sonuçta o filmi izlemiş olacaksın. Kişisel bir takım yaklaşımın, değerlendirmelerin olacak falan ama işte öyle bir şeyin olmuyor. Bir alanın olamıyor. En fazla ne olabilir? Sürekli film izlediğin ya da bu işleri beraber yaptığın 2-3 arkadaşınla, 3-5 arkadaşınla beraber izleyebilirsin. Ya da herkes tek tek izleyip sonra işte sen nasıl buldun, ben nasıl buldum ya da ben iyi gibi. Buldum, şunu izle falan. Gibi, evet. Zaten... Hadi gidelim sinemaya gidelim ya şey gelmiş. Mesela Kurak Günler işte 9'un 12'si mi ne çıkacak işte. Ya iple çekiyorum hani birbirini bulayım. Beraber, beraber gidelim diye. Aynen. Ya sinemada izlemek istiyorum evet, kesinlikle bizim ama için, bizim kuşak izleyeyim. İçin o çok önemli ya beraber yani hani bir plan yapmak gitmek işte çıkışta onunla ilgili bir iki saat daha geçirmek falan. Tabii kesinlikle. Güzeldi biraz nostaljik oldu ama. Nostaljik bir yerde olunca nostaljik evet. Sorular soruyor. Şeyi sorayım yani şimdi biz az önce bir de şeyden bahsettik sanat. Ben şeyi tanımını da sevmiyorum ya. Sanat filmi ve ha. Diğerleri sanatla alakası yok mu tırnak ha. İçerisinde? Hani Nuri Bilge Ceylan'ın ve birçok iyi sinema yapan adamın Marvel filmlerinin işte kesinlikle hala almadığını da biliyoruz. Ya sence sana bir şeyin sanat filmi olabilmesi için nereden ayırıyoruz? Hemen şuna da bağlayalım çok özür dilerim böyle bir genişletmiş olayım sonra. Ya senin bu filmleri bu kadar çok tercih etmenle de alakalı konuşalım. Tabii ki konuşalım. Ya şimdi soru yani sen de bildiğini biliyorum şey hani üzerine onlarca kitap, yüzlerce kitap yazılabilecek konular. Sanat, yani sanat nedir? Şahsi fikrimi söyleyebilirim en fazla. Evet, evet. Seçili alanda atıyorum bir animasyon mu? Bir action filmi mi? Bir işte benzeri farklı türlerde başka bir film mi? Önemli olan bence o janranın en iyisini yapan da sanat yapıyordur bence demektir. Yani tıpkı bir ne bileyim bir sandalye ustasının ama bir tanesinin 100 tane aynı sandalyeyi yapmasıyla bir tanesinin öyle bir sandalye yapıp bir tek o ustanın yapabildiği bir sandalyeye dönüştürebilir. Ve dolayısıyla bence o da sanattır. Hani bunun yaptıkları sanattır, şunun yaptığı sanattır ama bu değildir. Denemez bugün artık çünkü öyle animasyonlar var ki, öyle action filmleri var ki, öyle farklı yaklaşımlarla yapılan filmler var ki hiç kimse onların da sanat olmadığını iddia edemez bence. Senin film tercihlerine gelelim. Yani burada aslında biraz da bu soruyu sana sormamı sağlayaşıyor. Sen bir filmini neye göre tercih ediyorsun? Şimdi mesela en son Ustad'la çektiğiniz evet. Film var. Mustafa da alacağım konuştuk. Bakıyorum senin şu da olsun dediğin hiçbir şey yok bence yaptığın işler içerisinde. Bu seçmeyi neye göre yapıyorsun? Yönetmen, yönetmen mi önemli, öykü mü önemli? Hem buradan da şuna da çıkmış olalım. Biz filmi iyi yapan etmenler hepsinin iyi olması tabii ki ama hani belki orada bir sıralama vardır senin için. Kafanda. Mutlaka. Hepsinin çok kıymeti var. Fakat ben tabii ki bir oyuncu olarak yani birinci senaryoya bakıyorum. Yani çünkü senaryo her şeydir. Tıpkı tiyatroda tekst her şey olduğu, tekstin her şey olduğu gibi. Fakat bir yönetmen çıkar, o teksti bambaşka bir hale getirebilir. Bu ne be dediğim bir tekst birden sahnede bambaşka bir şeye dönüşebilir bir yönetmenin elinde. Bir sürü şeyi var, kalemi var ya filmin yani senaryosu. Önce sen okuyorsun, sende yarattığı bir dünya. Yönetmenle o aynı dünyalarımı, aynı hayalimi görüyorsunuz bu. Sonra çekim aşamasında alanda yani bir yönetmen mesela hayal ettiğinin atıyorum %60'ını 70'ini çekerse bu çok büyük bir lükstür yani. Biliyorsun. Orada senin okuduğunda hayal ettiğin şeyle, yönetmenin hayal ettiği şeyle alanda olan şey de aynı şey olmayabiliyor. Sonra çektiğin bir de masaya gidiyor. Tabii, masada bir de başka. Hadi bir yönetmen kurgusu yok. Bir kurgucunun kurgusu. Başka bir gözle bir kurgu. Sonra onun yeniden işte bir araya getirilmesi, rengi, işte sesi falan derken yani ortaya gerçekten başka bir şey çıkıyor. İlk başta çıkabiliyor yani. Ha bu bazen senin okuduğundakiyle birebir örtüşebilir. Yani birebir diye bir şey yok onu işte onu söylediğim gibi. Ama evet ya çok iyi oldu ya da hay Allah. Ne güzel olmuş. Hani oyunculara diyorlar ya filmden sonra röportajda film nasıl buldun? İlk defa izliyor. Abi içinde oynadığın şey evet. Nasıl olduğunu bilmez aynen, işte. Bu yüzden bilmiyorsun. Gerçekten çünkü bir süre elden senden sonra geçiyor. Dolayısıyla gerçekten senden bağımsız bir şey izliyorsun aslında. İlk izlediğinde gerçekten ne yapmış bu insanlar diye izliyorsun sen de. Aa bu ben miymişim? Bu yakışıklı da kim? Benmişim.
Yani öylesi de var, daha şeyi de var. Eyvah ne olmuş falan dediğin anlarda. Oldu mu hiç? Yani ya bir oyuncu için mutlaka olmuş. Kime satacağım? 2000 dolar. 3605 lira. 3605 lira. Kim alır lan bunu? Tercihlere geleyim. Ben de sonuçta böyle bir 20 yıllık bir şeyden bahsedebiliyorum artık. 20 yıl önce bir senaryonun gelmesi ne demekti benim için? Yani bu inanılmaz bir şeydi bu. Ve bir filmde oynamak da zaten öyle herkesin başına gelebilen bir şey değildi. Çünkü bu kadar çok film çekilmiyordu. Yani yılda... Sen şeylerle çalıştın mı? Makaralı filmlerle çalıştın mı hiç? Tabii. Ha. Tabii o sesi duydum. Tırr sesini. Annem ölmüş. Annem mi ölmüş? Ne zaman? Bu sabah ya da dün gece bilmiyorum. Benim kabahatim değil. Çok net bir şekilde söylemem gereken şey tabii ki buna Zeki abiyle başlamış olmam benim için çok büyük bir şans oldu. Yani sinemaya birdenbire o sırada işte Türkiye sinemasının yeni sinemacılar diye adlandırılan yeni kuşağının en önemli yönetmenlerinden biriyle ki onun en büyük özelliklerinden biri de zaten senaryoya, Türk sinemasında senaryoya getirdiği çıtadır. Bir anda senaryoyu öyle bir yere evritti ki Zeki abi. Ortam birden çok değişti. Masumiyetle başlayan, yani C blokla başlayan ama masumiyetle patlayan diyelim. Sonra üçüncü sayfa. Üçüncü sayfa. Ile birlikte bir anda Türk sinemasında senaryo bambaşka bir yere evrildi. Ve yönetim biçimi de keza bambaşka bir yere evrildi. Dolayısıyla ben üçüncü sayfa ve yazgıyla biraz nasıl diyeyim o tedrisattan geçmiş oldum. Yani geçmek demeyelim de ona şey. Yani iyi hem görmüş hem okumuş hem de deneyimlemiş oldum. Dolayısıyla yani bu anlamdaki en başlarda kendi hikayenin en başlarında olmuş oldun mu? Tabii benim ilk kamera karşısına geçişim 3. sayfa. İkincisi de yazgı. Sonrasında ben Cemal Şan'la işte hemen arkasından 2 tane film çektim. Daha sonra işte Serdar Akar'la çalışma şansım oldu. Önder Çakar'la çalışma şansım oldu gibi böyle bir anda ben o yeni sinemacıların böyle göbeğine, ortasına düşmüş oldum. Yazgıyla başlayan o şey ve o ortam, ortam da çok önemli çünkü. Şimdilerde böyle okullarda böyle kamera önü eğitimi, kamera önü oyunculuğu eğitimi ya da işte senaryo okuma, sahne okuma eğitimleri veriliyor. Bizim zamanımızda öyle bir şey de yoktu, mahirim. Yani dolayısıyla bu çok önemli bir şeydi ve biz ancak deneyimleyerek öğrenebiliyorduk. Yani her oynadığın şeyde bir deneyim kazanmış oluyordun. Bir sonrakinde onu kullanmak. Çok genç yaşta olmuş olması yani. Tabii. Genç yaşta olmuş olması ve bir de böyle bir insanların, yani böyle bir ortamın içinde olması tabii ki beni bir anlamda nasıl diyeyim çok inanılmaz besledi. Hı. Ondan sonra gelen işleri biraz ben hep o çıtaya göre değerlendirdim açıkçası. Yani okuduğum şeyin beni etkilemesini hep bekledim. Senaryoya hep sığındım yani. Senaryo. Önce temelde senaryo başladı. Senaryoya önce bir beni etkiliyor mu? Beni heyecanlandırıyor mu? Yani totali heyecanlandırıyor mu? Ya da oynadığım karakter en azından heyecanlandırıyor mu? Ondan sonra tabii ki kim çekiyor? Sonuçta bu yönetmenin dünyasıdır. Yani yönetmen dışındaki bütün kalemler onun senaryosuna hizmet etmek için vardır. Onun hayalini gerçekleştirmek için. Yani yönetmen sanat ediyor başlamak için. Öyledir ama. %100 öyledir. Yani orada sen kendi alanında yaratıcılığını tabii ki kullanabilirsin ama sonuçta yönetmen biçimleri de var. Yani biri şeyi getirir, senaryosunu getirir, kelimesini harfine dokundurmaz. Kimisi de der ki bu bir bize şey, yani kılavuz ama orada sen doğaçlayabilirsin, şunu yapabilirsin. Bu ikisi de okey. İkisi de yöntem. Dolayısıyla bir oyuncu bu ikisine de hazırlıklı olmalıdır bir taraftan. Oyunculuğun istediği şeylerden biridir. Bu yani hani ben kafamda bunu kurdum, ben bunu oynayacağım diye gidemezsin. Ya da işte ben ezberledim, ben başka bir laf edemem diyemezsin. Yani yönetmen senden her şeyi isteyebilir. Dolayısıyla bunlara da hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu hazırlık da biraz deneyimle olabiliyor işte. Arabamı sana vermeyeceğim. Eğer senin şu hikaye Elif'i açmazsa, söyle ona, bende onun ilgisini çekebilecek birkaç proje var. Gerilimli,
yaşlanmış hayat. Tiyatro gerçekten izlemeyi çok seviyorum. Seni de izlemek ayrı büyük bir şey. Tiyatroda sinemadan bence ayıran şey şu. Bir dekor denilen şeyde işte bir köy meydanı diye tarif edilen şey böyle bir ev tasviri. Kartondan işte ağaçtan neyse yapılmış. İşte çeşme tasviri sallıyorum. Oyunun şeyine göre dekor değişebilir. Aslında bu realde olmayan bir şeyi tahayyül etmeni sağlıyorlar ve bir oyun metni güzel, oyuncular da çok iyisi. Sen o ışıklar sönüp sahnede ışıklar kaldığı anda birdenbire çok güzel bir dünyanın içerisinde kalıyorsun. Yani ben hakikaten çok seviyorum. Sence işte bu tiyatro ve sinema arasındaki fark ya da benzerlik ne? Bir de ikisini yapıyor olman üzerine konuşalım mı? Orada bir ayrım var mı? Ve bu da ben hem öveyim seni hem de bu da soru olarak algılı sana algılı. İkisinde de çok iyisi nasıl oluyor? Çünkü ikisini de iyi yapabilmek her baba yiğidin harcı değil valla. Ya eyvallah teşekkür ederim. Yani aslına bakarsan demin konuştuğumuz şeyle bağlantılı bu. Oyunculuk dediğin oyunculuktur. Yani kamera önü ya da sahne ne fark eder diye bakılabilir. En kalın çizgilerle böyle tarif edilebilir. Fakat teknik burada işte öğrenmen gereken, yani biraz kamerayı öğrenmen gerekiyor. Ben sana mesela şöyle anlatayım. İlk kamera önündeki ilk anımı anlatıyorum şu an sana. Üçüncü sayfanın kapı önünde Ruhi ile konuştuğumuz sahneyi çekeceğiz, tamam mı? Hayatımda ilk defa o sesi duyarak işte kayda gireceğim. Bir iki prova yapalım dedi Zeki abi. Tamam dedim. Gel şimdi oradan. Geldim. İşte lafımı hatırlamıyorum. Atıyorum. Ne haber? Nasılsın? İşte nasıl gidiyor? Bilmem ne. O da cevap veriyor falan. Prova yaptık. Zeki abi dedi ki Serdar niye bağırıyorsun? Nasıl abi? Bağırıyor. Bilmiyorum ben. Yani falan. Bağırma oğlum. Mikrofonum var. Oradan sesi alıyor yani. Normal. Şurada adam hani. Adam şurada. Niye bağırıyorsun? Şimdi tabii ben o sırada onu yani anlayamadım. Çünkü kafam gitti benim yani. Ben çünkü bir tiyatro öğrencisiyim. Ve tiyatroda birinci kural sesini duyuracaksın. Bir. Yani ne dediğin anlaşılacak. Ve en arkadaki seyirciyi baz alarak konuşacaksın. Dolayısıyla zamanla onu balanse etmeyi de öğreniyorsun. Yani böyle sürekli bağırarak konuşmak gibi değil de hani normalin bir tık üstünde konuşman icap eder salonun büyüklüğüne göre. Anlatabiliyor muyum? Ve onu da doğalında yapman gerekir falan gibi böyle minik minik nüanslar. Fakat kötüsünü yaptığında çok kötü olur. İyisini yaptığında da hani her şey normalmiş gibi gelir ama aslında normal değildir o tiyatroda. Hep böyle bir tık yukarıdadır onlar. Falan. Neyse. Yani bundan bahsediyorum. Şimdi kamerayı bilmediğim için, tanımadığım için ben hani prova yapıyoruz ya. Ben önce bir sesimi duyurayım da işte bakarız diye hareket edeyim. İşte öğreniyorsun. Onun genişi var. İşte onun yakını var. Yakın ne demek? Ne kadar yakın? Yakında neren oynayacak? Nereni oynatacaksın? Nerelerinle oynayabiliyorsun? İşte derler yani böyle kirpiyle oynuyor adam, gözleriyle oynuyor kadın. İşte ya da ne bileyim öyle bir duruyor ki falan. Nasıl oluyor bunlar? Bilmiyorsun. İşte zamanla öğreniyorsun. Ama tiyatroda tabii ki işler biraz farklı. Orada sonuçta bir tiyatro zamanı diye bir şey vardır. Yani bu reddedilemez. Tiyatro zamanı diye bir şey vardır. Nedir o? Yani tiyatro? Ya şöyle, dediğim gibi, şimdi tabii artık böyle meydan sahneler çoğaldı. Böyle insanlar geliyor ve şuranda. Evet. Dot'ta mı başlamıştı o değil mi? Mısır apartmanında. Dot vardı. Dot başlattı diyebiliriz tabii bu şeyi. Hani in your face, evet. Diyelim. Yani Türkiye'de başlattı anlamında. Sonra bu biçim çoğaldı tabii ki. Hemen onu şunun için ayırmak istedim. Şimdi klasik tiyatro dediğimiz yani bu İtalyan sahnede normal hani sahne burada, seyirci burada. Biraz sahnenin yukarıda olduğu o tarz bir şey ister. Çünkü o genelde hani atıyorum 200-300 kişilik salondur. 500-600 bin ne kadar çıkan salonlar vardır. Dolayısıyla orada oynamanın akustiği ne kadar iyi olursa olsun bir takım teknik kuralları vardır. İşte lafını en arkadaki seyirciye de duyurmak ama bunu doğala yakın yapmak. Repliklerin üst üste gelmemesini sağlamak. Yani tiyatro zamanı dediğim. Ya bazı şeyler
orada farklı işleyebilir ama bu seyirciye öyle geçmez. O timingleri bilmek gerekir. Bir espriyi satmanın vaktini bilmek gerekir. Ya da bir anı seyirciye okutmanın nasıl bir şey olduğunu bilmek gerekir. Gibi gibi. Hı hı. Fakat şimdi bu biçimle birlikte, tiyatrodaki bu yeni akımla, bu yeni biçimle birlikte aslında oyunculuk biçimi de değişti. Sinema oyunculuğuna çok yaklaştı aslında. In your face dediğimiz... Yani şey in your face olmak zorunda değil. Yani illa yani o genelde bazı tekstlerin de tabiri olduğu tabii, için, evet. Onları çarpan, tanımladığı için çarpan. Evet yani böyle çok sert evet. Böyle bir takım şeyleri konu alan anlatım biçimi şeklinden dolayı öyle diyelim. Ama öyle olmak zorunda başka bir biçimdeki oyunlar da öyle oynanıyor artık. Fakat önemli olan şu, seyirci artık şuranda. Şuranda ya. Böyle meydan sahnelerde bayağı şurada evet. Seyirci oluyor. Ben de oynadım. Dolayısıyla oralarda tiyatral bazı numaraları yapamıyorsun. Yapamazsın. Çünkü hiç kimse yemez yani. Burada izleyen bir insan senin gözünün yaşını neredeyse nefesini, kalbini bazı anlarda duyabiliyor. Dolayısıyla orada böyle numara yapmak şeyleri azaldı. Dolayısıyla eskinin diyeyim yani böyle... Klasik tiyatronun. Evet, klasik oynama biçimi, tırnak içinde oynama biçimi artık böyle rafa kalktı diyebiliriz. Yani tiyatrolarda da. Hatta artık insanlar birbirine lütfen oynama diyor. Yani oynamak artık bir yani rafa kaldırılmış böyle taklit edilen bir şeye dönüştü hatta. Şey miyim o zaman yani bir gerçi şimdi sanatta gerçeğe çok yaklaşmak iyi bir şey mi, riskli bir şey mi acaba? Hani çok gerçek olan bir şeyin sanat olması, sanatı sanat biraz estetize edilmiş bir gerçeklik mi? Ya olabilir. Orada ne yani anlatıcının, anlatmak isteyen kişinin ya da diyelim seçeceği tarza ve biçime göre değişebilir. Bugün aynı koşullarda bir oyun oyunculuk tarzı öyle bir kullanılabilir ki yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, toparlayayım. Aynı ortamda son derece göstermeci bir şekilde bir oyun da oynanabilir. Bunda bir sorun yok. İş ki o bütününde bir tutarlı olsun ve bir nasıl diyelim böyle bir karakteri ya da bir anı büyütmek gibi olsun. Şöyle bakmak gibi bir an sonra da kapatmak gibi olsun mesela. Yönetmen bunu seçebilir. Ama oynama algısının biraz değiştiğini ifade etmek için onu söyledim. Yani artık yeni kuşak sanki şey gibi böyle bazı oyuncular görüyorum ya inanamıyorum yani gencecik daha yeni mezun insanlar görüyorum yani siz ne ara buraya geldiniz falan oluyorum yani o kadar iyi oyuncular var ki gerçekten inanılmaz iyi oyuncular var ve bunun peşinden koşuyorlar bu iyi bir şey yani ben seviyorum bunu lütfen oynamayın şeyini mutlusunu seviyorum Şey diyeceğim, peki bu sinema tiyatro farkını konuştuk ama sen çok gerekli bir soru bilmiyorum ama sen tercih etme şansın olsa ne tarafta ya. Daha çok olmak istersin? Ya ve şimdi, neden yani? Orası hep bir değişiyor. Değişiyor. Ha. Demek yani düşünüyor musun? Şöyle, yani hepimiz aşığız sonuçta. Her oyuncunun gönlünde böyle bir sinema filminde oynamak yatar tabii ki yani yatmaz mı? Fakat buna rağmen biri beni sokakta görüp "Aa tiyatrocu" dediği anda böyle içimin yağları eriyor tamam mı? Gördüğünüz zaman sokakta yani tiyatrocu. Yani birinin beni tiyatrocu olarak tanıması ya da beni öyle şey yapması yani ilk aklına onun gelmesi böyle ne bileyim böyle şey oluyorum yani. Çok mutlu oluyorum. Kendimi o zaman çok böyle bütün hissediyorum. Yani oh be falan oluyorum. Yani tiyatrocu diye tanımlanmak çok hoşuma gidiyor. Seviyorum bunu yani. Senin kendi yazdığın oyunlar var mı? Benim bildiğim. Yok. Yok değil mi? Çok okuduğunu, iyi bir okuyucu, iyi bir okur olduğunu biliyorum. O yüzden öyle söyleyeyim dedim. Hmm. Ama birçok sinema filminde, yer aldığım birçok sinema filminin aslında arka planda da çok şeyler yapıyorsun diye biliyorum. Evet. Değil mi? Yanlış mı diyorum? Ya tabii ki. Yani bir kere çok, bak ya vallahi yani söyleyeceğim. Bunda da değil. Çok iyi bir adam. Yani bu kadar yardımsever, vallahi müthiş bir adam şey yani.
Ya şimdi orada şöyle, yani dedim ya, senaryo her şey meselesi. Yani senaryo çok önemli, tekst çok önemli. Tamam, ben bunun içinde olurum dedikten sonra işte onun sana ait olması için senin biraz işin içine girmen gerekiyor. Dolayısıyla yönetmenin müsaade ettiği kadar kendi alanıma ben olumlu anlamda katkılar sunmak ya çalışırım. Sorularımla giderim, sorunlarımla giderim, önerilerimle giderim. Bana tanınan o alanı böyle sonuna kadar kullanmak isterim. Böyle yırtıcı bir şekilde değil yani. Katkı sağlayabilmek için. Gerekiyorsa da hiçbirini kullanmaya da bilirim. Ama ben onlarla giderim sonuçta. Yani sorularım hep vardır. Önerilerim hep vardır. Ama bunların hepsi kabul edilecek ya da illa cevaplanacak diye bir şey yoktu. Ama ben onlarla gitmek zorundayım yani. Şimdi sinema değişti. Dünyada değişiyor, işte evlere giriyor. Eskiden hiçbir şekilde sinemaya para aslında şöyle bir güzelliği de var. Sinemaya para harcamayan ya da tiyatroya para harcamayan tırnak içerisinde insanlar evine bu dijital platformlar alınca neredeyse haftada birkaç film izler hale geliyor. Evet. Böyle bir güzelliği de var parantez içerisinde. Ama bu tabii başta da konuştuğumuz gibi soyutlanma, kişiselleşme, toplumsal olandan, kamusal olandan gitgide, özellikle sanat aktivitesi içerisinde kamusal olandan uzaklaşması durumunu doğuruyor. Son dönemde dünya işte Covid'ler, pandemiler, gitgide iklim krizinin arttığı, sonuçların ağır ilerleyebileceği bir hale gittiği bir dünyada, işte savaşların yanı başımızda döndüğü bir dünyada, dünyanın geleceği hakkında, bu güzel mavi kürenin geleceği hakkında neler söyleyeceksin ya da neler düşünüyorsun, düşündün mü? Şu an ben seni düşünmeye zorlayacağım mı? Umurunda mı? Yani çok can sıkıcı. İnsanın böyle gençlik yıllarımızda böyle ateşli zamanlarımızda böyle güzel geleceğe inanmalar falan çok daha güçlü bir duyguydu. Ya şimdi ne düşüneceğimi bilmiyorum. Hiçbir zaman umutsuz olmak istemiyorum. Bir çocuğum var, bir kızım var. Ona da bir güzel bir dünyada yaşamasını çok arzu ediyorum. Biraz onların zekalarına güvenmek istiyorum. Yani bu yeni neslin, gelecek olan neslin, sadece bizim ülkemiz için değil, dünyada yani, zekalarına, vicdanlarına biraz güvenmek istiyorum. Kendim de cürmüm kadar, alanım, yani alanım kadar yerde, hani güzellikler olması için çabalamaya çalışıyorum. Başka da, yani sistem çok büyük. Başka da elimden ne gelir bilmiyorum. Elimden geldiğince işte şeylerin en azından kendi alanımda yolunda gidebilmesi için çaba gösteriyorum. Bu. Toparlayalım, bitirelim. Dünyanın en yardımsever, en iyi insanlarından biri. İyi ki varsın dediğim bir insansın. Çok teşekkür ederim konuk olduğun ben için. Ben teşekkür ederim çağırdığın için, kıymet verdiğin için. Estağfurullah. Arkadaşlarımıza da sevgiler, saygılar. Bize burayı açan dostlarımıza da teşekkür ederim. Tasarım Atölyesi Kadıköy'de. Burada çok güzel işler yapılıyor. Hani arada denk gelirseniz gelin. Evet. Bakın şu an ufak bir tadilat var. Bir anladığım kadarıyla bir ay falan bitecek. Ondan sonra bir sürü güzel işler yapılıyor. Herkesin buraya gelmesini önemli tavsiye ederim. Film gösterimleri falan da yapılıyor. Yıllar önce ben de birkaç defa yaptım. Şöyle işler de yaptık. Buraya, tabii burayı eski bir sinemadan alıp bu hale getiren Kadıköy Belediyesi'ne de teşekkür ederiz. Batur ve Duygu'ya ayrıca teşekkür ediyorum kardeşlerim. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.